Panosu. Ayıp kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu track formatındaki CD'ler nasıl MP3'e çevrilir? Track formatındaki CD'leri MP3'e çevirmek için hiçbir program kullanmayacağız. Bilgisayarımızın kendi uygulaması yani Windows Media Player bu işi fazlasıyla görüyor. Şimdi diyelim ki elimizde bir CD var ve bu track formatında. Bunu maalesef araba ve bilgisayar dışında veya evlerimizdeki VCD okuyucular dışında hiçbir yerde dinleyemiyoruz. Mesela telefona veya bir MP3 çalara atıp dinleyemiyoruz bunun içindeki şarkıları diyelim. O zaman ne yapacağız? Track formatını MP3'e çevirmemiz lazım. Bunun için önce CD'mizi alıyoruz. Ardından bilgisayarımızın CD-ROM girişine takıyoruz. Evet, şimdi kapatıyoruz burayı. Ardından bu bilgisayar masa robot alın Google B. Bu bilgisayar. Bakın şimdi. DVD RW sürücüsü D. Audio CD satır 1 sütun 3:10/10. Boş alan 0 byte toplam boyut 0 byte ipucu. Audio CD diyor. Ben buraya normal şekilde tıklarsam ne olur? Şimdi yürütülüyor. Windows Media Player şimdi yürütülür. Bu bilgisayar müzik açılır. Bunun içindeki dosyaları bu şekilde sadece direkt üstüne tıklayarak göremem ki görsem bile hiçbir işe yaramaz. Çünkü hiçbir işlem yapamam. Ne içinden bir dosya silebilirim, ne içine bir dosya ekleyebilirim. Hiçbir şey yapamıyorum. Bakın mesela görmek istiyorum. O zaman ağaç görülür. Direkt üstüne tıklamak yerine bu bilgisayar yerine, pencere. Geliyorum buraya. Boş alan. Bağlan. Açığa yeni pencere. Açığa 2/20. Aç diyorum. De. Ve gördüğünüz gibi CD'yi gösteriyor. İçinde şarkılar var. Şu anda diskte olan dosyalar 3 açık. Track 01, track 02, track 03 da diske yazılmaya hazır dosyalar grup açık. Diske yazılmaya hazır dosyalar 1 açık. Diske yazılmaya hazır dosyalar neymiş? Desktop ini 4. Ha, bu zaten diske hiçbir şekilde yapıl yazılamayacağından dolayı böyle kalır. Neyse. Şimdi ben bunların hepsini seçiyorum, atıyorum, silmeye çalışıyorum. Umarım tuşa basmamın sesi geliyordu. Hiçbir şekilde silemiyorum. Bu sol tuşla birlikte basıyorum ki geri dönüşüm kutusuna gitsin. Peki elimi sol tuştan çekiyorum, artık sol tuşa basmıyorum. Sadece bu tuşa basıyorum. Yine bir hareket yok, bir işlem yok. Seçiyorum mesela bunları böyle seçiliyken daha doğrusu. Şu bağlan sahip mikro paylaş mik sahipliği al sevir bölü o. De. Sahipliği tamam, al düğmesi, düğmesine de. Bassam bile bağlan menü. Bu sefer tekrar neyle açmak istediğimi soruyor. Sahip mikro paylaş vibrar gönder kopya kısa özel sahipliği al. Gördüğünüz gibi herhangi bir silme seçeneği yok. Bu da şu demek oluyor, hani ben bu CD'yi tamam MP3'e çevireceğim ama ben bunu arabamda veya evdeki VCD okuyucuda hala dinlemek istiyorum. Ben bu CD'yi yanlışlıkla silmeyeyim, CD'm silinmesin falan diye düşünürseniz hiç öyle bir şey düşünüp ondan endişe duymanıza gerek yok. Ses CD'si olarak yazılan CD'ler bildiğim kadarıyla, tabii benden daha iyi bilen varsa yorumlara yazabilir. Bildiğim kadarıyla ses CD'si olarak bir defa yazılan CD'ler bir daha ne silinebilir ne içlerine herhangi bir şey eklenebilir. İstediğiniz kadar kurcalayabilirsiniz, istediğiniz kadar sese dönüştürebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. CD'niz kırılmadığı veya çizilmediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Yani CD'm silindi mi
İçindeki şarkılar gider mi? Silinir mi? Şu olur mu? Bu olur mu diye hiç düşünmenize gerek yok. CD'niz çizilmediği veya kırılmadığı müddetçe ona hiçbir şey olmaz. Şimdi devam edelim. D. Öğe görünüm. Dahili DVD RW sürücüsü. Boş alan. Şimdi ben bunu üstüne tıklayarak açıyorum. Şimdi yürütülüyor. Windows ya şimdi yürüt düğmesi. Hemen. Kayıt düğme. Bu bilgisayar pencere. Telif hakkı öğe görünüm liste. NVDA kayıptan yürüt. Şimdi şöyle ekranda bir düğme daha var. CD'yi kopyala diye bir düğme. Normalde bilgisayarımızdaki MP3 formatındaki şarkıları falan dinlerken bu düğme çıkmıyor. Ama böyle track formatında CD'ler taktığımız zaman, track formatında yazılmış CD'ler taktığımız zaman buraya şurada köşede bir düğme çıkıyor ve o düğmede CD'yi kopyala düğmesi. CD'yi kopyalamadan önce kopyalama ayarlarını gözden geçirebilirsiniz. Windows Media Player ayarlarına girip CD kopyalama ayarları diye geçiyordu sanırım, yanlış bilmiyorsam. Oraya girip hangi formatta kopyalayacaksınız? Pencere, liste, işte parça bilgileri, masa üstü, uygulansın pencere mı, uygulanmasın mı? Ki parça bilgilerinin uygulanmasını seçerseniz zaten o da şöyle yapacaktır. Kendi kafasına göre parça bilgileri ekleyecektir oraya. Parça 01, parça 02 bilmem ne falan diye. Kendi kafasına göre bilgiler ekleyecektir. Şuna... Track grup, ses düzeyi grup, kitaplı ara sürgü 4. Sıfıra çekelim. Burayı niye sıfıra çekiyorum? Çünkü CD kopyalanırken şarkıyı açmayın veya bir önceki şarkı bir sonraki şarkı arasında geçiş yapmayın. Eğer böyle bir geçiş yaparsanız şarkılarda hata alırsınız. Bir saniye, kusura bakmayın. Yürüm canım, yürüm. Bak ne güzel işte. Oyna. Evet. Şarkılar arasında geçiş yaparken veya şarkı dinlerken CD kopyalama işlemi yaparsanız hata alırsınız. Şarkılar birbirine girer. İşte şarkının hangi pozisyonunda CD'yi kopyalamaya başladıysanız o pozisyondan şarkıları kopyalamaya devam eder. Veya CD kopyalanırken şarkılar arasında geçiş yaparsanız kopyaladığınız şarkılar birbirlerine girer. Yani olmaz ya, kötü sonuçlar çıkar ortaya. Ya bir yandan CD kopyalansın, bir yandan ben şarkılarımı dinleyeyim gibi sabırsızca bir davranış göstermeyin. Sabırlı olun. CD'nin kopyalanmasını bekleyin. Bitsin. Ardından ister bilgisayara kopyaladığınız MP3 olarak çevirdiğiniz dosyaları, isterseniz de taktığınız CD'deki şarkıları dinleyebilirsiniz. Şunu diyeceksiniz belki, hatta belki de değil, kesin dersiniz. Deseniz de haklısınız. Hani madem şarkıları açmayacağız, Windows Media Player'ı nasıl başlatacağız? CD'yi taktığımız zaman otomatik olarak başlıyor zaten. Veya CD'yi takıp da taktığımız CD'nin üstüne tıklayınca şarkı başlıyor, ne yapacağız diyebilirsiniz. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. Tabii ki bunu yapmanın herhangi bir yolu yok. Tabii ki mecbur başlayacak şarkı. CD'yi kopyala düğmesine basmadan önce şimdi CD'yi bilgisayara taktık. Bu bilgisayar kısmına geldik. CD'nin olduğu DVD sürücüsünün üstüne tıkladık. Hemen şarkı açıldı. Ortadaki düğmeye basarak şarkıyı durduruyoruz. İlerleme çubuğunu sıfıra çekiyoruz.
Ardından CD'yi kopyala tuşuna öyle basıyoruz. Şimdi kopyalayalım CD'yi, bakalım ne oluyor. Transport Subview Liste. Folder View. Önceki düğmesi, yürüt düğmesi, sonraki düğmesi, grup. Sesi kapat, ses düzeyi grup. Durum ve komut çubuğu görünümü. Kitaplığa geç, ara sürgü 0. Transport Subview Liste. Folder View. Önceki düğmesi jet, yürüt düğmesi, sonraki düğmesi, grup. Sesi kapat, ses düzeyi, grup. Kitaplığa geç düğmesi CTRL-1. Ara sürgü 0 arttırmak için sağ yukarı o liste. Masa üstü düğmesi, düğmesi. Ekranı kapla pen düğmesi. Kap düğmesi. CD'yi kopyala. Durum ve komut çubuğu görünümü. Düğmesi. Düğmesi. CD'yi. Save a close player group. No, save a non-junctions view group. Save a rewind sekfe. Transport sub. Şimdi yürütülüyor. Bir saniye. CD zaten kopyalandı ipucu. Durum ve komut. Save a. Şimdi group. Durum ve komut. Transport. Önceki yürüt düğmesi. Sonra group. Ses düzeyi group. Kitaplı. Ara sürgü 0 arttırmak. Transport sub view liste. Folder view liste. Düğmesi. Düğmesi. CD'yi kop. Durum ve komut çubuğu görünümü. Buradaki tek sıkıntı, CD'yi kopyala düğmesine bastıktan sonra kopyalama işlemi ne durumda? Yüzde kaç kaldı veya kopyalama işlemi bitti mi? Bununla alakalı geri bildirim alamıyoruz. Ya da alıyorsak da ekran okuyucusu bunu okumuyor. O yüzden garanti olsun diye birkaç dakika burada bekliyoruz. Ardından bu sayfayı kapatıyoruz. Recording list mask ve end. Bakalım. Müzikle. Neyse kopyalamamış. Sanırım ben daha önce kopyalamıştım. O yüzden kopyalamadı galiba. Bir daha deneyelim. Daha DVD RW video çekerken kopyalamıştım. Daha önce bunun videosunu çekiyordum aslında. Boşa gitti video. CD kopyalama işlemi de boşa gitti. Şimdi o yüzden yapmıyor herhalde. Bir daha deneyelim. Şimdi yürütülüyor. Windows şimdi bu ön durak sonraki arası önce durakla. Tamam. Normal imleci. Umarım telif hakkı sorunları olmaz. Ya da ben bu videoyu düzenlerim. Pencere, düğmesi, keser, düğmesi, düğmesi. CD'yi kopyala. Düğmesi. Düğmesi. Ekranı kapla. Düğmesi. Düğmesi. CD'yi kopyala. CD'yi kopyala düğmesi. Evet, şu an tekrardan kopyalamaya başladı CD'yi. Şurayı kontrol liste. Edelim. Masa üstü. Pencere. Biz de buradan bakalım. Bu bilgi. Cihazlar ve sürücüler grubu. Müzikle. Evet. Öğe görünümü. Kopyalamaya başlamış. Öğe görünümü başlamış. Liste. Durum ve komut çubuğu görünümü. Zaten bilgisayardan da hissedersiniz. CD kopyalanırken daha hızlı dönüyor. Böyle burada bir titreşim hissedersiniz bilgisayarınızın CD-ROM girişinde zaten. Ama maalesef ki burada bir anons duyamıyoruz. CD kopyalama işlemi başladı mı? Başladıysa yüzde kaç kaldı? CD kopyalama işi bitti mi? Yani CD tamamen kopyalandı mı? Bununla alakalı herhangi bir anons duyamıyoruz. Burada illaki vardır ama varsa da en azından ekran okuyucu bunu okuyamıyor. O yüzden CD kopyalanırken garanti olsun diye birkaç dakika bekliyoruz. Bu sırada ben size ne yaptığımızı tekrar özet geçeyim. Şimdi kopyalamak üzere track CD'mizi bilgisayarımıza taktık. Ardından hemen tabii doğal olarak oynamaya başladı, çalmaya başladı. Durduruyoruz. Parça süresini tekrar sıfıra çekiyoruz ve CD'yi kopyala düğmesine CD'yi kopyala düğmesine o şekilde basıyoruz. Daha önce de anlattığım sebeplerden ötürü eğer
müzik dinlerken CD'yi kopyala tuşuna basarsak veya işte parça çalmaya başladı, durdurduk ama parça süresini sıfıra çekmedik. Parça süresini sıfıra çekmeden CD'yi kopyalamaya başladık. O zaman da hangi pozisyondan başladıysa oradan kopyalar veya dediniz ki ya ben CD kopyalansın, bakayım şurada ne şarkılar var, şarkılar arasında geçiş yapayım, hepsine bir bakayım dediniz. CD kopyalanırken siz şarkılar arasında geçiş yapıyorsunuz. Bir önceki şarkı, bir sonraki şarkı. Siz şarkılar arasında gezerken, CD kopyalama işlemi de devam ederken, şarkıları düzgünce ayrı ayrı ses kayıtlarına ayırmak yerine hepsini birleştirir ve bütün şarkıları kopyalama işlemi bittikten sonra dinlemeye kalktığınızda birbirine geçmiş olarak bulursunuz. Yani bütün şarkılar birbirine girer, her şey mahvolur. O yüzden CD kopyala düğmesine basmadan önce şarkıyı durduruyoruz, parça süresini sıfıra çekiyoruz, CD kopyala düğmesine ondan sonra basıyoruz ve işlem bitene kadar şarkıyı tekrar oynatmıyoruz, şarkılar arasında geçiş yapmıyoruz, parça süresinde zaten ileri geri asla kaydırmıyoruz. Bütün bu işlemler bittikten sonra burayı kapatıp bu bilgisayar kısmına girip kopyaladığınız şarkıların MP3 formlarını orada dinleyebilirsiniz. Şimdi bakalım, kapatalım. Recording list must end. Bu bilgi, bu müzik, müzikler. Şimdi ağaç görünümü. Seviye 2 müzikler kapalı 5/10. Öğe görünümü liste. Bu 7TH genocide seçili değil 1/1. Seçili. Buraya giriyoruz. Öğe görünümü liste. Unsetlet hep seçili değil 1/1. Şimdi burada ilk başta girdiğimiz klasörün ismini tarihe göre oluşturuyor. Bugün değil de yarın oluştursaydım, bu videoyu bugün değil de yarın çekiyor olsaydım 7 değil 8 yazıyor olacaktı orada. İlk baştaki klasör ismini tarihe göre oluşturuyor. Tekrar seçili. Girelim buraya. Öğe görünümü liste. Şimdi. 01 Unsetlet Androids MP3 1/3. 02 Anjutsu Intelligence MP3 2/3. 03 Broken Radio MP3 3/3. Burada şarkıların isimlerini böyle saçma sapan yazıyor. Yani şarkılara saçma sapan isimler veriyor ama bunu siz şarkıları pil şarj edilmiyor. %100. Siz yatay. Burada şarkıları kopyaladıktan sonra zaten ne kopyaladığınızı biliyorsanız, şarkıların isimlerini, sanatçıların isimlerini, şarkıların albüm sıralamalarını falan bunun gibi bilgileri biliyorsanız dosya isimlerini kendinize göre düzenlersiniz. Ayrıntılar kısmından parça ayrıntılarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Yani burası çok önemli değil. Hani buraya saçma sapan şeyler yazmış ama bunlar daha sonra düzeltilebilecek şeyler. Bu şekilde track CD'lerinizi bir bakıma artık track olmaktan kurtarabilir ve bu işlemin hemen ardından eğer ki istifade ediyorsanız, bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız bir yedekleme servisine çevirdiğiniz bu şarkıları atabilirsiniz. Hani ne olur ne olmaz CD çizilir, kırılır, bir şey olur ki hani kırılmasından hariç kırılması birazcık daha fazla güç gerektiriyor. Özellikle uğraşman lazım ki kırılsın ya da bir yere sıkıştırman lazım ki kırılsın. Orası ayrı bir şey ama çizilme konusu çok hassas. Yani CD'ye çok hafif bir tırnak sürtmek bile CD'yi kullanılamaz hale getirmek için yeterli oluyor. Çizilme konusu baş belası gerçekten. O yüzden böyle çok sevdiğiniz şarkılarınız, track formatında şarkılarınız varsa onları buradan MP3'e çevirip bu şekilde bilgisayarınıza kaydedip sonra da yedeklemenizi öneririm. Bu sayede CD'nizin başına bir iş gelse bile siz artık şarkılarınızı MP3'e çevirip yedekleme servisine atmış olduğunuz için bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bir kaybınız olmayacaktır. Daha sonra CD'ye şarkı yazma işlemi nasıl yapılır? Onu gösterir miyim bilmiyorum. O bayağı karmaşık çünkü.
onu ben bile tam çözebilmiş, öğrenebilmiş değilim. Eğer ki nasıl yapıldığını öğrenebilirsem bu defa tersini yapmayı da gösteririm. Yani araba için track CD'si nasıl hazırlanır, nasıl oluşturulur biraz karmaşık geldi bana. Onu öğrenebilirsem eğer bu sefer track CD'lerini MP3'e çevirmeyi gösterdiğim gibi tersini de gösterebilirim. MP3'leri track CD'lerine nasıl çevirebiliriz? CD'lere track formatında şarkıları nasıl yazdırabiliriz? Onu da gösteririm. Ama tabii söz vermiş olmayayım. Nasıl yapıldığını öğrenebilirsem gösteririm. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu konu hakkında kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada bu az önceki birkaç defa başlattığımız şarkı hiç benim tarzım değil. Yani bu CD'yi böyle bir şekilde bir arkadaştan aldım. O yüzden bu videoyu çekeyim dedim. Yoksa buradaki şarkıların hiçbiri ne az önce oynatılan şarkı ya da şu aşağıdaki şarkılardan hiçbiri benim tarzım değil normalde. Recording form. Fanos. Normal imleci. Fanos. Durdur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.